Hepinize merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugün Nvidia ekran kartı kullananlar için bir video çekeceğiz. Nvidia ekran kartı ayarları için ne yapmalıyız? GTA 5'te kasmayı nasıl durdururuz? Onu göstereceğiz. Tabii Nvidia ekran kartınız varsa. Şimdi ekran kartınız varsa sağ tıklıyorsunuz, Nvidia denetim masasına geliyorsunuz. Geldikten sonra 3 tane sekme menü yani görüyorsunuz. İlk başta buradan benim tercihlerimi kullan ve şunlara önem ver diyorsunuz. Şimdi bu nedir onu anlatacağım. Kalite yaparsanız 3D yani şöyle diyeyim, oyunda çok iyi bir grafik alırsınız. Ama performans derseniz oyunda grafiği sıfır olur ama kasmaz. Ama oyunda grafik sıfır olursa da oyunun bir anlamı kalmaz. Zaten oyunu da iyi yapan grafiği. Bence bu kalitede kalsın ama yine ben performans istiyorum diyorsanız şöyle çekin. Biz böyle yapıyoruz. Bunu uygula diyoruz. Gördüğünüz gibi burası böyle oldu. Şimdi buradan ikinci sekmeye geliyoruz ve buradaki ayarlara bakıyoruz. Tercih edilen grafik işlemci demiş. Burada biz entegre grafiği seçiyoruz. Entegre grafik bizim birinci ekran kartımız yani bilgisayarda bulunan ekran kartı dahili değil ama. Şimdi biz ayarları arttırmak istiyorsak bunu neden seçtik diyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu tüm bilgisayara kullanacağı grafik çeşidi. Biz bunu uygula dersek tüm açtığı şeylere entegre grafik kullanacak. Yani birinci ekran Intel'i kullanacak. Biz burada bunu uygula diyelim ve ben size bunun neden olduğunu şimdi anlatacağım. Uygula dedik ve geldi. Şimdi program ayarlarına giriyoruz. Bakın burada biz özel seçiyoruz. Şimdi burada ekle deyip yapmak istediğiniz programı seçebilirsiniz. Ben burada hemen GTA 5'i seçiyorum. Ve gördüğünüz gibi buna entegre grafik kullan demiş. Buraya yüksek performanslı Nvidia işlemcisi diyorum ve bunu uygula diyorum. Şimdi burada olacak şey bütün programlara entegre kullanacak ama benim seçtiğim GTA'ya Nvidia kullanacak. Bu yüzden bunu yapmanız şart. Şimdi yapılandırmaya geliyoruz. Yapılandırmada biz seçtik. Ama yine de göstermek amaçlı tekrar yapalım. Şimdi burada CPU dersek Intel'i tamamen bağlayacak. Yani Intel'i çalıştıracak. Bizim burada iki ekran olduğu için biraz kasma oluyor. Yani videolarda sormuşsunuz. Abi çok kasıyor falan demişsiniz. Ya, bu yüzden kasıyor. Laptopun ekranında sorun olduğu için ben televizyona bağladım. Yakında onun videosunu da göstereceğim. Arkadaşlarımız aklında soru kalmasın. O yüzden dolayı biz ikinci bir ekrana bağladık. O yüzden HDMI'dan dolayı biraz kasıyor. Ama bizde kasma yok. Sadece videolarda takıntılık oluyor. Çünkü ikinci bir ekrana bağlı. Oradan oraya geçerken biraz takılmalar oluyor. Ama biz videoda sorun yaşamıyoruz yani. Sadece çıktısı sıkıntı oluyor. Biz buradan GeForce 920 MX'i seçiyoruz. Ve bunu uygula diyoruz. Değişiklikler uygulanıyor diyor. Ve uygulandı. Tabii bu burada kalıyor ama aslında bu burada değil. Biz bunu değiştirdik. Evet arkadaşlar, bugün Nvidia ile anlatımımız bu kadardı. Sormak istediğiniz olursa sorabilirsiniz. Yorumları tek tek cevaplıyoruz. Ama lütfen aynı soruları sormayın. Yani diğerlerinin hakkına girmeyin. Bu arada sosyal medya hesaplarımıza da bakıyoruz. Ama tabii bizim için YouTube öncelik. Ona YouTube'daki yorumları cevap verdikten sonra cevap veriyoruz. Yani bana bakmıyorsunuz falan demeyin. Hepsine bakıyoruz tek tek. Dediğimiz gibi aynı soruları sormayın. Bir de lütfen
videolarımızı izlemeden soru sormayın. Çünkü başka videodan yapıp geliyorsunuz, sonra hata oluyor, biz çözemiyoruz. Çünkü biz videoda hatasız çözmüşüz ve hata yaptıysak da o hatanın çözümünü bulup size anlatmışız. Siz videoyu izlemeden yorum yapınca biz anlayamıyoruz meseleyi. Anlatacaklarımız bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Anlatmamızı istediğiniz bir şey varsa bize yorumlardan ulaşabilirsiniz. Tekrardan sosyal medya hesabına da yazabilirsiniz. İyi seyirler.